Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz YÖK'ten yapılan son açıklamada öğrencilere sınav girişinde maske ve dezenfektan dağıtılacağı söylendi. Tabii ki burada öğrenciler isterlerse dezenfektan veya kolonyayı evden de getirebilirler dendi. Ama burada esas öğrencilerin kafasına takılan şey şu. Ben saatler boyunca maskeyle nasıl sınav salonunda oturabilirim? Öncelikle şunu söyleyelim. O açıklamada herkes sınavda maske takacak. Bu maskeleri takmak zorunlu diye bir şey söylenmedi. Fakat bilemiyoruz, belki de bunu söylemeye ihtiyaç duymadılar. Zaman içerisinde elbette ki maskeler takılacak. O yüzden dağıtıyoruz diyebilirler. Çünkü dağıtılma amacı şu da olabilir. Bazı öğrencilerimiz çok hassas. Yeterli mesafe sağlandı ki sağlanmak zorunda. Yeterli mesafe sağlanmazsa biliyorsunuz buradaki sınav alanı, saatlerce duracağınız bir sınav alanı var ortalıkta. Biraz risk söz konusu. Yeterli mesafe sağlandı ama ben yine de rahatsız oluyorum kardeşim deyip maskeyi takabilir öğrenci. Şimdi burada net olmayan bazı şeyler canınızı sıkmasın. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani önce bir bekleyelim. ÖSYM şunu diyecek mi? Sınav zamanında arkadaşlar maskeyi takmak zorunda değilsiniz. Ha, maske takmak zorunluysa o zaman farklı birkaç tane durum ortaya çıkıyor. Elbette ki saatlerce maskeyle beklemek sorun olabilir. Bizler normal insanlarız ama astım ya da benzeri rahatsızlığı olan insanlar, öğrencilerimiz de olabilir. Onlar için durum biraz daha riskli çünkü saatlerce o şekilde beklemek sıkıntı olacaktır. Peki şunu düşünelim. Ben normal bir şekilde sınava giriyorum. Maske beni olumsuz etkileyebilir mi? Ne yazık ki bilhassa gözlük kullanıyorsanız uzun süre maske kullanmak sizi olumsuz etkiliyor. Hani şöyle bir hafif bir panik atak sıcak durumu oluşuyor zaten maske taktığınızda uzun süreli. Bunu es geçiyorum. Maske performansı nasıl etkileyecek, bundan bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, ben gözlük kullanan birisi olarak maskelerin birçok çeşidini denedim. Mesela burada da birkaç tane çeşidi deneyeceğim ve size açıklayarak neden sorunlar oluşturduğunu söyleyeceğim. Öncelikle klasik kullanılan, gözümüzü bir takalım. Klasik kullanılan piyasada iki çeşit maske çok yoğundur. Bir siyah maskeler, bezden, kumaştan olan, bir de cerrahi maske olarak söylenen maskeler. Şimdi eğer siyah maskeleri takarsanız, şöyle bakayım düz tarafına, pardon. Siyah maskeleri takarsanız şöyle bir problemle karşılaşıyorsunuz. Şu üst tarafta boşluklar var. Bu üst taraftaki boşluklar bir müddet sonra burada buharlaşmaya sebep oluyor ki ben de hafiften başladı bile. Neden? Buradaki hava yukarıya doğru geliyor. Burada buharlaşmaya sebep oluyor ama burada şu da çok önemli. Soğuğun da burada biraz etkisi var. Belki de Haziran sıcağında buradaki buharlaşma çok fazla olmayacak. Fakat gözlük kullanmak zorunda değilseniz sınavda gözlük kullanmayın derim. Çünkü sürekli olarak benzer sıkıntı çıkartacaktır. Peki siyah maskelerin dışında diğer en sık kullanılan maskeler biliyorsunuz bunlar. Bu maskelerde üst tarafta bir tel var. Dolayısıyla maskeyi taktığınızda hoppa şöyle genişletiyorsunuz. Şu telle şuraya biraz bastırıyorsunuz. Burayı bastırdığınızda yine buharlaşma başladı tabii ki, onu da söyleyeyim. Burayı bastırdığınızda yukarı hava çıkmasını biraz da olsa engelliyor. Dolayısıyla az önceki maskeye göre daha az bir buharlaşmaya sebep oluyor ama yine de tam olarak buharlaşmanın gittiğini söyleyemeyiz. Buradaki geçirgenliği minimuma indirmek için sürekli olarak burayı test etmek zorundasınız. Fakat şunu görmüş oluyoruz. Hangi maske kullanılırsa, bir de özür diliyorum, N95 denilen maskeler var. Onlarda da üst tarafta sünger ve tel var. Fakat yine onlar da geçiriyorlar. O zaman şunu söyleyelim. Hangi maske kullanılırsa kullanılsın, bu performansı ne yazık ki olumsuz etkileyecek. Bu yüzden gelecek olan açıklama bizim için önemli. Maske zorunlu mu, değil mi? Fakat maske zorunlu olsun veya olmasın, gerekli sosyal mesafe ayarlanamazsa, belki de 2 metre civarında, bunu bilim kurulu tabii ki açıklayacaktır. Gerekli mesafe sağlanamazsa o zaman riskli bir durum ortaya çıkacaktır. Tam da bu noktada şunu da söylemek lazım sevgili arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz çok çok özel bir durum var. Yıllardır yaşamadığımız, hatta benim hiç yaşamadığım, sizin hiç yaşamadığınız bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bu sınavlarda bazı önlemler alınmak zorunda. Ama hocam sınav Temmuz'da olsaydı da buna gerek kalmasaydı demeyin. Neden? Sınav Temmuz'da olsaydı da yine bu önlemler. Hatta Ağustos, Eylül'de olsaydı bile belki de yine bu önlemler alınacaktı. Sadece şöyle bir temennimiz olabilir.
Sınıf ortamları ferah olur. İşte ikişer metre aralıklarla oturtulabilir insanlar. Camlar açılır çünkü saatlerce aynı havayı soluyacaksınız. Camlar açılır, düzgün bir havalandırma sağlanır ve bu durumda insanlar sınava maskesiz girebilirler şeklinde bir açıklama yapılırsa, tekrar söylüyorum, uzmanı ben değilim, uzmanından bekliyoruz bu açıklamaları. Böyle bir açıklama yapılırsa işte o zaman öğrenciler sınava biraz daha rahat adapte olabilirler. Fakat gerçekleşemezse, maske zorunluluğu olursa elbette ki performansınızı etkileyecek ama tekrardan söylüyorum, çok 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 özel bir durumla karşıyayız. Eğer maskesiz sınava girdiğimizde bu virüsün yayılma ihtimali çok yüksek olacaksa ben şahsen maskeyle sınava girilmesini tercih etmek zorunda kalırım. Neden? Sizlerin sağlığı için. Diğer türlü bu sınavı bu sene içerisinde belki de yapamayız, sınav iptal edilmek zorunda kalır ki böyle bir şey de mümkün değil. Özetle, sizler bu sınava girdiğinizde birçok önceki senelere göre çok farklı bir sınava girmiş olacaksınız. Bunun psikolojisi elbette ki sizleri etkiliyor, rahatsız ediyor. Sizleri bu noktada çok çok iyi anlıyoruz. Ancak sizler de lütfen durumun vehametini anlayın. Bunun tarihle çok ilgisi yok. Bunu tekrar üstüne bastırarak söylüyorum. Bu sınav Eylül'de de yapılsa aynı şartlarda, aynı koşullarda gerçekleşecektir belki de. Ama bizlerin yapacağımız şey, biz şu anda buna odaklanmayalım. Maske zorunluluğu haberi gelene kadar en azından sürekli olarak çalışmaya devam edelim. Eğer maske takmak zorunlu olacak denirse, maske türleri söylenirse şu tarz maske takılacak diye, bence son denemelerinizi maskeyle yapmayı denersiniz. O zaman bu duruma biraz daha adapte olmuş olursunuz. Unutmayın, böyle farklı senelerde adaptasyon süreci çok önemlidir. Öğrencilerden en kısa sürede adapte olabilen daha başarılı olur. Bir nevi doğal seçilim gibidir. Şaka yapmıyorum burada. Burada şu anda bir doğal seçilim gerçekleşiyor. En hızlı adapte olan öğrenciler tabii ki daha başarılı olacaktır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın.